Herkese merhabalar. Bugün sanırım birçoğumuz insanlar suyun altında nefes alamazken bizden daha basit canlılar olan balıkların suyun altında nasıl nefes aldığını merak etmişizdir. Bugün bu videoda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye sizlere biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Feyzullah, yaklaşık 13 yıllık bir öğrencilik hayatım var. Boş zamanlarımda YouTube için içerik üretiyorum. Kanalımda bir yandan bilim, teknoloji nedir, nasıl çalışır, how it works tarzı videolar çekerken bir yandan da aklımıza takılan, bilimsel altyapısı olan ilginç soruları cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Sizlere balıkların suda nasıl nefes aldığını anlayabilmemizdeki temel etken olan solunumdan bahsetmek istiyorum ki bu konuyu kavramamıza yardımcı olacaktır. Solunum dediğimiz şey canlıların vücutlarındaki zararlı gazları vücut dışına atıp dışarıdaki yararlı gazları vücudun içine atmasıdır ki bu gaz alışverişi canlılar için hayati öneme sahiptir. Solunum canlıların ortak özelliğidir. Biz insanlar havadaki serbest oksijeni solurken balıklar suda erimiş olan oksijeni solurlar. Bu videoda sudaki oksijeni nasıl solduklarını öğreneceğiz. Her canlı farklı habitatlarda yaşar. Doğal olarak bu habitatlara adapte olurlar. Bu yüzden sudaki bir canlı ile karadaki canlı farklı şekilde soluk alıp verirler. Hayvanlarda başlıca 4 çeşit solunum vardır. Bunlar deri solunumu, trake solunumu, solungaç solunumu ve akciğer solunumudur. Deri solunumu genellikle kurbağa ve semender gibi hayvanlarda, trake solunumu böcekçil canlılarda, solungaç solunumu suda yaşayan canlılarda, akciğer solunumu ise genellikle insanlar gibi memeli canlılarda görülür. Fakat biz balıkların nasıl nefes aldıklarını cevaplayacağımız için solungaç solunumuna odaklanacağız. Aslında balıklar da tıpkı biz insanlar gibi oksijene ihtiyaç duyarlar. Fakat biz havadaki serbest oksijeni solurken balıklar suda erimiş olan oksijeni solurlar. Bunu da solungaçları sayesinde başarırlar. Gelin şimdi hep beraber solungaçları daha yakından inceleyelim. Balığın başının hemen yanındaki C şeklinde deliklere solungaç denir. Solungaçlar birer doku şeritleridir. Bu şeritler kan damarı içerir ve parmağa benzeyen uzantılardan oluşur. Solungaçlar balıklara çok geniş solunum yüzeyi sağlar ki bu suda erimiş olarak bulunan oksijeni özümlemelerini sağlar. Suyun solungaçlar üzerindeki akışı kanın solungaçlardaki akışına tam ters olması sebebiyle balıklar sudan maksimum düzeyde oksijen alımı sağlar. Hemen burada aklımıza balıklar suda solungaçları sayesinde nefes alıyorlarsa burunları neden var sorusu gelebilir. Çok güzel bir sorudur. Fakat aynı güzellikte bir cevabı vardır. Balıklar burunlarını solunum için kullanmazlar. Bu doğru. Fakat boşuna da burunları yoktur. Burunlarını koku almak için kullanırlar ki bu avlanmalarını sağlar. Örneğin bir köpek balığı yaralı bir balığın kan kokusunu 3 kilometre uzaktan duyabilir. Şimdi gelelim asıl can alıcı meseleye. Solungaçlar suyun altında suda erimiş olan oksijeni nasıl özümlüyorlar? Sizlere bunu açıklamak istiyorum. Şimdi öncelikle su balıkların ağzına giriyor ve solungaçlarından çıkıyor. Su solungaçlardan geçerken difüzyon olayı ile solungaçlarda bulunan kırcal damarlara sudan oksijen atomları girer. Daha sonra solungaç kapaklarından karbondioksit atılır. Yani basit bir difüzyon olayı ile okyanusta tonlarca canlı yaşamaktadır. Difüzyon olayını basitçe açıklamak gerekirse, küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama kendiliğinden geçmesidir.
Bu sayede solungaçlar biz insanlar gibi hava soluyan canlıların akciğer işlevini görür. Sudaki erimiş oksijen oranı havada serbest dolaşan oksijen oranından çok düşük olduğu için suyun solungaçlardan sürekli olarak geçirilmesi gerekir. Yani oksijen eksikliği çekmemek için balıklar hep oksijence zengin sulara doğru hareket etmek zorundadırlar. Bu yüzden balıklar yüzeyde oksijen oranı çok fazla olduğu için denizin dibinde değil de yüzeye yakın yerlerde yüzerler. Küçük akvaryumda yaşayan balıkların her gün suyunun değiştirilmesinin temel nedeni de budur. Sudaki oksijenin tamamını tüketen balık aynı suda daha fazla yaşayamaz. Bu yüzden suyunun değiştirilmesi gerekir. Fakat bilimin gelişmesiyle bu sorunun da çözümü üretildi. Artık takıyorsunuz makinayı akvaryuma, kendi kendine oksijen oranını arttırıyor. Ve siz de suyu değiştirme zahmetiyle uğraşmıyorsunuz. Ha, bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim ki suda yaşayan tüm balıklar solungaç solunumu yapmazlar. Yunuslar ve balinalar istisnadır ki yunus ve balina balık değil, bizler gibi memelidir ve tıpkı bizler gibi ciğerleri vardır. Bu yüzden nefes almak için sık sık su yüzeyine çıkmaları gerekir. Geriye kalan zamanda ise istedikleri gibi dalabilirler. Evet, bu videomuzda balıkların suda nasıl nefes aldıkları sorusunu cevaplamaya çalıştım. Videoyu kapatmadan önce sizlere bu videonun sponsorunu tanıtmak istiyorum. Şaka şaka, şaşırmayın. Tabii ki de sponsor yok. 200 abonelik kanala kim sponsor olur ki? Evet, bu tarz videoların devamının gelmesini ve ana sayfanıza düşmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Selametle. Kapat.